Efendim iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız keşke. Şimdi izleyeceksiniz. Seçime 36 gün kala meydanlar iyiden iyiye ısındı. Adayların da parti başkanlarının da laf yetiştirme telaşı bitmiyor. Keşke o telaş yerine projelerini aktarsalar, görevde olanlar vaat yerine icraatlerini konuştursalar. Kısa çalışma düzeni konuşuluyor, yurt dışı örneklerden olumlu haberler var. Keşke mesela biz de haftada 5-6 değil de 4 gün çalışabilsek ama ammalar çok. Onu da aktaracağız. Keşke dediklerinizi sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Yerel seçim mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sakarya'daydı. Hedefinde yine ana muhalefet partisi CHP vardı. Erdoğan, dünya yansa umurlarında değil dedi. Çok tartışılan oy yoksa hizmet de yok çıkışının arkasında durdu. CHP lideri Özgür Özel ise Nisan ayında Filistin'e gideceğini söyledi. Öyle bir haldeler ki dünya yansa, ülke batsa, kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi çıkarlarından, kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Nisan ayında Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirerek dikkatleri Gazze'deki insanlık dramına çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirirken kurduğu dünya yansa umurlarında değil sözleri. CHP lideri Özgür Özel'in aynı dakikalarda Gazze'deki drama dikkat çekmek için Filistin'e gideceğim açıklaması. Akan kan nerede olursa olsun mazlum halklarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Özel Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonel Konsey toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Sakarya'da miting alanında İsrail'le ticaret utancı sonlandırılsın pankartı açıldı. İddiaya göre pankartı açanlara müdahale edildi, pankart kaldırıldı. 31 Mart seçimlerine ilişkin mesajlardaysa iktidar ana muhalefet karşı karşıya. Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış, kendi içinde saç saça baş başa kavga ediyor. Dün Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Onun yanında Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin ise yarın ne olacakları belli değil. Biz sol, sosyalist, sosyal demokratlara düşen kamu yararını siyasetin ve düzenin merkezine almaktır. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin, Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete genel seçimlerden sonra dağıldılar diyerek yüklendi. Muhalefet oy yoksa hizmet yok söylemi üzerinden Erdoğan'ı eleştirirken Sakarya'da Erdoğan bir kez daha benzer vurguyla seçmenden oy istedi. Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz mi? Yerel yönetimi bizlere verdiğiniz zaman bütün imkanlarımızda bu ne demektir? Sakarya her türlü hizmeti görecek demektir. Yerel seçimlere artık 36 gün kaldı dedik. Siyaset hızla sandığa koşuyor. İyi Parti lideri Akşener bugün seçim beyannamesini açıkladı. Dayatma düzenine hayır dedi. Eski kurmayları Babacan ve Davutoğlu Erdoğan'ın oy yoksa hizmet de yok açıklamasına tepki gösterirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce DEM Parti üzerinden CHP'ye yüklendi. İttifak sistemine de, dayatma düzenine de, mecburiyet siyasetine de hayır diyoruz. Ülkemizdeki kutuplaşmanın konforunu sürenleri rahatsız ediyoruz. Yerel seçimlerde ittifaklara kapıyı kapatan İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir özelinde yaptığı borç göndermesine, Balıkesir için jest bekliyorum sözlerine hiç girmedi. Ama işbirliği tekliflerini reddetmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Ankara'da seçim beyannamesini açıkladı. Nereden geldikleri ve ne zaman gidecekleri belli olmayan bir kaçak ve sığınmacı istilasıyla karşı karşıyayız. İlk adımı yetkiyi aldığımız belediyelerimize atacağız. Sayın Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaparken merkezi yönetimin baskılarından şikayet ediyordu. Ama şimdi kendisi yerel yönetimlerin elini kolunu değil, ayağını her şeyini bağlamaya, her şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Halkın bir kesimine diyor ki bana destek vermezseniz ben size hizmet vermem. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez. Bana oy vermezseniz size hizmet gelmez diyor değil mi mealen? Gerçekten artık aba altından sopa gösteren değil, sopayı açık açık sallayan bir
İktidar var bu ülkede. Yerel seçim maratonunun en sıcak polemiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlardan verdiği mesajlar, muhalefetin Erdoğan'a oy yoksa hizmet yok tepkisi. Ordu da bu sefer bize oy vermezseniz vermeyene doğalgaz yok dedi. Kendi şahsi envanteri gibi görüyor. Ve yerel seçimleri tehditle, baskıyla ne olursa olsun kazanmak istiyor. Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok. Saat sabaha karşı 5. Yer Et Süt Kurumu. Eğer 4 saat bekledikten sonra hala orada et kaldıysa onlar şanslı. Tablo bu. Navaber'in gündeme getirdiği uzun ve ucuz et kuyruklarını izleterek sizin eseriniz diyerek ekonomiye dönük eleştirisini sıraladı Babacan da. Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Google'a girin ve ucuz et kuyruğu yazın. Karşınıza bir sürü video düşecek. İzleyeceğiniz videoların yapımcısı da, yönetmeni de, senaristi de sizsiniz. Trabzon'a gidip şehit babası, Diyarbakır'a gidip demlenip, İzmir'e gelip Atatürkçü, ortaya karışık yaparsan olmaz. İlkeli bir duruşunuz olacak. Biz oy uğruna Cumhuriyet düşmanlarıyla uzlaşı peşinde koşmayız. Milletimize ihanet edenlerle yoldaşlık etmeyiz. Atatürk'e berdua edenlerle kol kola yürümeyiz. Her yerde aday göstermekten daha çok belli başarı hikayelerimizi yazacağımız bir seçim stratejisi üzerinde durduk. En büyük sürprizi biz yapacağız Allah'ın izniyle. Davutoğlu da Babacan da aday tanıtım toplantılarında yerel seçim için iddialarını ortaya koydular. Ankara'da Mansur Yavaş'la Turgut Altınok arasındaki et yardımı polemiğinde yeni bir sayfa açıldı. Cumhur İttifakı Başkanı adayı Altınok'un son 3 yılda Keçiören Belediyesi'ne et alımı için yaptığı 10 ihalenin de aynı kişiye verildiği ortaya çıktı. İki aday arasındaki söz düellosu sürerken Altınok Yavaş'ı proje tanıtım toplantısına davet etti. 4000'den fazla ihaleyi canlı yayınladık. Türkiye'de de sizler de her gittiğiniz yerlerde bunu duyurun. Bütün belediye başkanlarına sorun. Siz neden canlı yayınlamıyorsunuz diye sorun bunu. Bu yolsuzluk işi belediyelerin sırtından, ülkenin sırtından kalksın. Kim en düşüğü verdiyse en düşük verene ihale verdik. Bir tanesi istisna yoktur bizde. Son 4 yıldır aynı kişiye gitmiş. İhale yapıyoruz. En düşük fiyatı veriyor. Dolayısıyla o alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede ihaleleri şeffaf hale getirdik vurgusu yaparken Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un 2020-2023 yılları arasında başkanı olduğu Keçiören Belediyesi'ne et alım için yaptığı 10 ihalenin de aynı kişiye gittiği ortaya çıktı. Altınok en düşük fiyatı o veriyordu dedi. Kim en düşük verdiyse ihaleyi o almıştır. Bizde bütün ihaleler şeffaftır. Bu soruyu ne olur bize sormayın. Ankara'da 200 bin aileye destek oluyoruz. Önceliğim bu. Et alsınlar diye birer kilo et parasına yatırıyoruz. Söyleme sahip biz but veriyoruz. Et dağıtacağız deyince biz but dağıtacağız dedi. Baktık ihalelere Şubat ayında 2 kişiye, Kasım ayında 11 kişiye vermiş. Şimdi sürekli olarak et ihalesi yapıyorum. Altınok ve Yavaş arasında et yardımı polemiği sürerken Keçiören'de et ihalesinin tek adrese gitmesi yeni tartışma konusu. 3 yılda Keçiören Belediyesi'nin kasasından et desteği içinse 8 milyon 276 bin lira çıkması da dikkat çekti. Belediyemizin birimleri var, personeli var. Estergon kalemizde restorantımız var, kütüphanelerimiz var. Bütün belediyemizin ihtiyaçları vatandaşlarımıza destek verdiğimiz etlerdir. Altınok et yardımı yapmak için ödenen 8 milyon 276 bin lirayı reddetmedi. Alınan etler belediyenin restoranlarında, yemekhanesinde de kullanıldı savunması yaptı. Bütün belediyenin tesisleri, belediyemizin yemekhanesi var. Çalışan 4000'e yakın personel var. Bir de tabii kamu kurumlarında çalışan arkadaşlar var. Onlar da yemeklerini gelir bizim belediyemizde yerler. Fiyat çok uygundur. Bir de emekli sorunu var. 6 aydır destek oluyoruz. Ankara'daki rakibimiz biliyorsunuz şu anda belediye başkanı. Bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye emekli parası verse elini tutan mı var? Niye birini insan, niye şimdi değil? Bir sürü belediye var AK Partili, niye vermiyorlar? Sadece ben mi vereceğim? Mansur Yavaş'ın projesi yok deyip Mansur Yavaş'ın projelerini kopyalamaya başladılar. Mansur Yavaş Ankara'nın Evren, Şerefli Koçhisar ve Gölbaşı ilçelerinde konuştu. Mal varlığınızı açıklayın çağrısı sonrası rakibi Turgut Altınok'a çevrilmişti gözler. Altınok pazar günü projelerini tanıtacak. Mal varlığını da orada açıklaması bekleniyor. Proje toplantısına Mansur Yavaş'ı da davet etti. Herkese kapımız gönlümüz açık.
Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin yönettiği ilçelerde seçim turunu sürdürüyor. Bu kez Fatih'teydi. Restore edilen kara surlarını halka açtı. Bunlar hizmet engelli diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. 5 yılımla onların 20 yılıyla yarışır durumdayım dedi. Çok. Köşeye sıkıştılar mı? Başka şeylere başvuruyorlar. Açık söyleyeyim, çok hızlı kayış attılar. Muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde engellendik yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Ben her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılıyla da yarışır durumdayım. Kendilerine verilen kaynakları, şahsi hırsları, heva ve hevesleri uğrunda çarçur etmişlerdir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de milleti kandırmanın peşindeler. İhaneti de zaten kendi söyledi, ben söylemedim. O yoksa hizmet yok diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin belediyeleri için bütçede engelli değil, eser ve hizmette engelliler dedi. Şehirlere ihanet edildiğini söyledi. İmamoğlu ihanetin itirafını hatırlattı Erdoğan'a. Biz bu şehre ihanet ettik. Ben de bundan sorumluyum. İsraf, ihmal, ihanet gitti. Hizmet, icraat, yatırım geldi, yatırım. Kuzucuk, iyi misin? Oy senin güzel ellerini yerim ben. Ekrem İmamoğlu AK Partili ilçelerde mesajlarını sürdürüyor. Bu kez Fatih'teydi. CHP çöp demek diyen Erdoğan'a kara surlarının eski ve yeni haliyle yanıt verdi. Yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Burası bir yığın gibi ya çöp doldurulmuş düşünsenize ve bura görünmemiş. Onu gördüğünüzde ihmali görürdünüz. 54 bin ton çöp ve molozun çıkarıldığı kara surları Belgrad kapı restorasyonun ardından İstanbullulara açılıyor. Yürüyüş yolları ve sosyal tesislerle artık burada vakit geçirilebilecek. Sahipsizliği nedeniyle daha önce güvenlik sorunu da oluşturuyordu. Ama şu an görüldüğü üzere çocuklar da burada oyunlarını oynayabiliyor. Abi şaka. Merhaba. Şaka mı? Şaka değil. Gerçek. Şaka. Vallahi şaşırdım. İmamoğlu'nu gören çocuklar şaşkındı ama kameralar karşısında çocukların TRT sorusu da İmamoğlu'nu şaşırttı. Hangi kanalda TRT? Bilmiyorum. Hep bütün kanallar var orada. Dur, TRT Haber mi? Bilmiyorum. TRT Haber o gelmiyor, buraya uğramıyor pek. O gelirken yolunu kaybediyor. Sonra diyorlar bulamadık sizi. Öykü başım dertte. Öykü başı dertte. Skeç gibi ha. Fatih Trabzon Öğrenci Yurdu açılışında horon oynayan İmamoğlu seçim turunu yine ilçe mitingiyle bitirdi. Bu seçim bir kişiye itaat edenle 16 milyondan talimat alanlar arasındaki seçim. Bu iktidar İstanbul'da öyle bir fark yemeli ki 1 Nisan'dan sonra bunlara gerçek sorumluluklarını hatırlatalım. Tam yol ileri kardeşim. Tam yol ileri İstanbul. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un gündeminde de İmamoğlu vardı. İki isim arasında hem davet hem de stajyerlik polemiği alevlendi. İstanbul'un muradı geliyor. İstanbul'un umudu geliyor. Başkan İstanbul'da yaşamadığı için hayali davetler yapıyor kendi kendine. Bakın ilk kez Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum bak. Ben dün Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Gerçekten böyle mi söyledi? Vallahi ilginç. Abi ya davet edilmedi. Mutlu mu oldu yani çocuklar gibi? Allah'ım. Allah akıl versin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu pazartesi günü gerçekleşecek Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem açılışına Ulaştırma Bakanlığı tarafından ilk kez davet edildiğini söylemişti. Rakibi Murat Kurum davet yok dedi. İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Bize bir davet yapıldı. Süreçleri pazartesi görelim bakalım. ÇED raporu konusunda yalan konuşan biri bu konuda da yalan konuşuyor. Bizzat bakanla da görüştüğünü söylüyor çünkü. Yok, ben bakanla görüşmedim tabii, bana gelen süreci biliyorum sadece. Gördüğüm davetiye kartını biliyorum. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan, başka yerlere gideceğine bunları öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki. Türkiye'de
Özellikle staj ve çıraklık sigortası mağduru olan on binlerce, yüz binlerce insan var Türkiye'de ve bunlar sokaklarda gösteri yapıyorlar. Bir ülkeye bakanlık yapmış biri stajyerlikle dalga geçiyor bu söylediğiyle. İstanbul adayları arasında davet polemiğinin yanı sıra stajyer tartışması da sürerken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Sancaktepe'de Sivaslılar buluşmasına katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun bir gün önce gerçekleştirdiği Sancaktepe mitinginde alanda DEM Parti bayrakları olduğunu söyledi. Daha dün burada Sancaktepe'de ne yaptıklarını gördük. Kurdukları Kandil İttifakı'nın bayrakları meydanda sallandı. Daha çok şeyler söyleyecekler. Hepsine birden bu millet sandıkta cevap verecek. Yalanlarına, iftiralarına boğulacaklar. Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Çok acemi bir arkadaşmış ya. Daha birkaç haftada bütün acemiliğini ortaya dökmeye başladı. Hani kendimi diyor, başkalarımı dedirtiyor, şunu şunu şöyle şöyle söyle mi diyorlar bilmiyorum ama Allah akıl versin diyeyim, başka bir şey demeyeyim. Murat Kurum kahvaltı programından ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Soru Kandil uzlaşısı söylemi üzerinden geldi. Murat Kurum iddiasını sürdürdü. Demin adayı da var. Meral Danış Beşiktaş'ın seçmeninizden oy alacağını mı düşünüyorsunuz? Bu ittifakı gizlemek adına da bir çaba içerisindeler ama milletimiz ayan beyan her şeyi görüyor. İstanbul için kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı. Dönüşüm için biliyorsunuz 700 bin lira hibe olarak verilecek. 700 bin lira da kredi kullandırılacak. Mevcut şartlarda o kredinin geri ödemesi 2,5 milyon lirayı buluyor. Yani maliyet hesabı hala dönüşümün önündeki en büyük engel olarak duruyor. Mevcut kentsel dönüşüm faiz oranını baz alırsak bu 700 bin TL kredi toplamda 2 milyon 495 bin TL ödeyeceksiniz. Ben duyduğum kadarıyla %40 oranında bir faiz olacakmış. Onun geri dönüşümü ciddi anlamda maliyet yani. Ben alamam yani, açık konuşayım. 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi. İstanbul'da kentsel dönüşüm için destek paketi bununla sınırlı. Henüz farklı bir faiz oranı açıklanmadı. Kamu bankalarının mevcut kentsel dönüşüm kredisinin faiz oranı aylık %3,19. Bu 10 yılda 2 milyon 500 bin lira geri ödeme demek. Yarısı hibe, yarısı kredi ama o krediye faiz işlediği için toplamda yarısı bizden olmuyor. Her ay 23.107 TL olacak şekilde bir ödemeye kavuşacak. Asgari ücretle 17 bin alıyor. 25 alan olsun atıyorum, 30 bin alan da olsa geri dönüşümü aylık maliyeti yani geri dönüşüm 20-23 lira arası. O işin içinden kolay kolay çıkılacağını düşünmüyorum. En fazla 10 yıllık vadeyle veriliyor kentsel dönüşüm kredisi. 700 bin lira için aylık 23.107 lira ödemek gerekecek. Ödenecek toplam faiz ise 2 milyon liraya yakın. Ana paranın dışında bir de 1 milyon 795 bin TL kadar faiz ödemesi olacak. Dar gelirlinin bu finansman modelinden faydalanması için %3,19'luk faiz oranının muhakkak aşağı indirilmesi şart. İstanbul'da kentsel dönüşüm destek paketi 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi olarak açıklandı. Toplamda 1 milyon 400 bin liralık bu destekle İstanbul'da bir daire dönüştürmek neredeyse imkansız. Kentsel dönüşüme girmek isteyenlerin ceplerinden en az bir bu kadar daha ödemesi gerekecek. Birkaç müteahhitlerle konuştuk ama bütçemizi çok açtı. 2 milyon 3 milyon. 1 metrekare inşaat maliyeti 25 bin TL. Yani siz 120 metrekarelik 3+1 bir eviniz varsa bu maliyet 3 milyona çıkıyor 120 metrekarede. 3 milyonluk bir maliyetiniz var fakat sizin kaynağınız 700 bin hibe, 700 bin kredi. Demek ki 1 milyon 600 bin TL'ye daha ihtiyacınız var. Benim oturduğum bina 50 seneyi geçti. Ya güvenmiyorum hiç. Peki yenilemeyi düşünmez misiniz binayı? Yenilemeyi herhalde düşünürüz çünkü. Yenileyebilir misiniz? Hayır. 120 metrekarelik bir evin dönüşümü için cepte 1 milyon 600 bin liranın daha olması gerekiyor. Dar gelirli için bu maliyetleri karşılamak imkansız. Faizsiz çözüm bekliyorlar. Bunun devletin kendi yapması lazım. Faizsiz kredi vermesi lazım. Ancak o şekilde yani ödeme yapılır. Öbür türlü yani faizle beraber kredi imkanı yok, kimse veremez. 10 lira aylık alıyoruz, emekli aylığı. Onunla ne yapacağız oğlum? Allah'a emanet edeceğiz kendimizi.
bu destek paketinin yeterli olmayacağı, olmayabileceği, inşaat maliyetlerinin arttığını söyleyerek sormuştu bir muhabir, hatırlıyorum, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a. Kurum onlar tabii zamanı gelince değiştirilir gibisinden, yani düzeltilir gibi bir cevap vermişti de. Hani olur da kazanırsa, hani olur da vaatlerini gerçekleştirmek isterse. Aman TOKİ Tuzla gibi olmasın, insanlar perişan orada. Aylık ödemeleri %1000'in üzerinde gibi bir zam geldi, hatırlatayım dedim. Bazı bankalar efendim emekli promosyonunu 15 bin liraya yükseltti. Maaş zammından da bayram ikramiyesinden de umduğunu bulamayan emekli gözünü banka promosyonlarına çevirdi. Başkaları yer ki eti görüyor. Ama kendim yiyemiyorum yani. Alabilen yiyor. Biz de seyrediyoruz, böyle bakıyoruz. Lokantaların önünden geçiyoruz, seyrediyoruz. Kokusunu duyuyoruz biz de. 7500'de 10500 yaptı. Neyine yeter? Şimdi 70 lira bir pide aldım. İşte 300 lira para var. Eşim de emekli ama yine de çok zor geçiniyoruz yani. Evimize kıymadan başka et girmiyor bizim. Biraz şöyle her şey uygun olmasını istiyorum. İnşallah. İnşallah. Aldığımız yetmiyor, aldığımız maaşlarımız. Memleketi Bartın'da esnafı ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunca da yükseldi. Emekliden geçinemiyoruz tepkisi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı toplantıda asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı dedi. Memur emeklilerine seyyanen zam istedi. Kamu görevleri için görev aylığıyla emekli aylığı arasında koparılmış olan bağ yeniden tesis edilmeli. 8077 TL'lik seyyanen zam güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı. Sadece memur emeklileri değil, tüm emekliler seyyanen zam bekliyor. En düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılmasına zaten tepkiliydi emekliler. Bayram ikramiyesi de 3 bin lira olarak belirlendi. Emekli ikinci kez hayal kırıklığına uğradı. Son umut, promosyon güncellemesi için bankaların kapısını çalıyorlar. 3 yıllık promosyonu bazı bankalar 15 bin liraya çıkarttı. Hangi banka daha yüksek verirse oraya geçeceğiz mecburi. Mecburi. Belki bir yaramıza merhem olur. Ama o da geçici tabii. Şu anda yapılan her şey geçici. Ben Ataköy'den bir minibüste 2 liraya geliyordum. Sonra oldu 5 lira. Şimdi oldu 15 lira 50 kuruş. Vermiyorum 50 kuruşu. Hiçbir yere gittiğim yok. Bütün gezmem Bakırköy. Maaş zammı da bayram ikramiyesi de emeklinin yarasına merhem olmadı. Aldığı maaşla geçinemeyen emekli artık 1 liranın bile hesabını yapar oldu. Bankalarda promosyonlarını artırdı ama emeklinin ondan da umudu yok. Erse ne olacak? Bir kerelik o da. Her ay banka bize bir promosyon verse tabii ki güzel. Ama bir kere alacağım 15 bin lira. Onun da yeri yurdu belli, zaten gidecek. 1 liranın hesabını yapıyorum yavrum. Gidiyorum pazara, gidiyorum çocuğum. İstediğimi alamadan dönüyorum. Bir de bakayım çantayı kaldıra kaldıra geliyorum böyle. Türk kahvesi içmek istedik. Bütçemize göre yer arıyoruz emekliler. Ve üst düzey emeklisiyiz yani. Halimizi görüyorsunuz. 30 lira 50 lira yani bir ufak kahve. Dışarıda kahve çay bile içemiyor emekli. Gücü olan mecburen çalışıyor. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 11.300 falan yani. Faturaya gidiyor. Kendim çalıştığım için geçinebiliyoruz yani şu anda. Çalışmayabilirim de ben Avrupa'da yaşamadığım için çalışmak zorundayım. 1000 lira zam yapıldı. 2 kilo et parası. 2 kilo bile değil. 2 kilo kıyma parası. Bir çay 40 lira 50 lira. Nerede? Emekli evine gidiyoruz. Orada oturuyoruz akşama kadar. 30 kişilik yerde 100 kişi banklara, işte parklara, oralarda vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hep diyorum ya, emekliler kanayan yaramız. Bir de emekliler yılı ilan edildi bu yıl. Ama patronlar kulübünden kötü haber var. O da şöyle. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %36. Ama TÜSİAD baş ekonomisti ekonomi yönetiminin enflasyonda kontrolü kaybettiğini söylemiş. Ve kendi tahminini söyleyeyim baş ekonomist Gizem Öztok Altınsaç'ın %73'ün üzerinde. Merkez Bankası tahmininin iki katından fazla. Yani en azından seyyanen zam emeklilere şart. Sayın seyirciler, iktidar işsizlik sigortası fonundan işverene ayrılacak oranı artırdı. %30'dan %50'ye çıkardı. Fondaki para rekor seviyeye ulaşırken eldeki verilere göre 10 çalışandan sadece birine işsizlik ödeneği bağlanıyor. Şu an çalışmıyorum. İş veyahut da iş bulamazsak işsizlik maaşı için başvuruda bulunduk. 2 aydır işsizim. İşsizlik maaşı var mı? Yok, alamadım. Niye alamadın? Hak etmediğimiz için olmadı.
Faturalarını, kirasını ödeyemeyen, 2 aydır işsiz olan Orhan Akkaya, işsizlik maaşı için başvurduğu İşkur kapısından hak etmediği gerekçesiyle eli boş dönerken aynı gün resmi gazetede Cumhurbaşkanı imzasıyla işsizlik sigorta fonunda işveren için ayrılan oran %65 artırıldı. İşsizlik sigortası fonundan işverenlere teşvik ve destek için ayrılan kaynak oranı %30'dan %50'ye çıkarıldı. O nasıl olur ya? İşveren zaten yıllarca kesmiş yemiş. Çalışan almalı. Fon varlığımız bugün itibariyle rekor seviyeye ulaşarak 192 milyar lira olmuştur. Çalışanların işsiz kaldıklarında belli bir süre rahat nefes alabilmesi için 23 yıl önce hayata geçti işsizlik fonu sistemi. Bütçe görüşmelerinde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da fondaki paranın rekor seviyelere ulaştığını söyledi. Ama verilere göre sadece 10 işsizden birine işsizlik ödeneği bağlanıyor. İşsizim, o yüzden bir baktım bir neler var diye. İşsizlik maaşı alıyor musunuz? Yok, hayır, almıyorum. En düşük işsizlik ödeneği 7.940 liradan başlıyor. Yani en düşük emekli aylığı 10 bin liranın bile altında. Ancak İşkur'un kapısını her çalan o parayı alamıyor. Çalışanın maaşından ay ay kesilen o para iş ödenmeye geldiğinde şartlar ağırlaşıyor. Benim sigortamdan kesilen bir para. Yani işverene geri vermesi. Yani işverene diyor ki ne? Al sana bir ödül. Yani işçini alamıyor, al sen kullan. Pasif iş gücü programları kapsamında 19,7 milyar. Aktif iş gücü programları kapsamında da 12,3 milyar. İstihdam teşvikleri kapsamında 32 milyar lira. İşsizlik ödeneği için yaklaşık 22 milyar lira ödeme yapılırken işverene teşvik ve destek olarak 78,5 milyar lira ödeme yapılmıştır. İşçinin, emekçinin fonu olması gereken işsizlik fonu işverene teşvik ve destek paketine dönüşmüştür. İşverene yapılan destekle ayda 1,5 milyon kişi işsizlik sigortası fonundan yararlanabilirdi. Asgari ücret desteğini de bu sene 700 liraya çıkardık. İşsizlik sigortası fonundan ödediğimiz rakam bu. 2023 yılında fonda biriken paranın 2 milyar lirası işsizlere, 78,5 milyar lirası işverene harcandı. Yani işverene ayrılan miktar işçiye ayrılanın 3,6 katı. 2024 yılı içinse işsizlik sigortası fonundan işverene ayrılan oranı %30'dan %50'ye çıkardı iktidar. Birilerini desteklemek için bütçe dışındaki ilk kaynak olarak akıllara işçinin, emekçinin işsizlik fonu geliyorsa durum vahim demektir. Hümeyra Hanım demiş ki keşke siyasetçileri televizyonda bu kadar çok görmesek. Daha 36 gün var. Bunlar iyi günlerimiz. Ayten Hanım, uzaya gidebiliyoruz ama halka 1 kilogram bedava et veriyoruz diye gururla anlatıyoruz. Hava atıyoruz. Evet, Avrupa bizi kıskanıyor, keşke demiş. Bir izleyicimiz de askerlik borçlanması mağduru. Asker polis memurlara bugüne kadar destek oldunuz. Now Haber ailesine teşekkür ediyorlar. Ve bugünlerde de desteğinize en ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz unutmayın demişler. Biz de asker polis ve memurların askerlik borçlanması mağduru olduğunu hatırlatmış olalım. Çalışanlar haftanın en az 5 gününü, gününde neredeyse yarısını işte geçiriyor. Araştırmalar kısa çalışmanın verimi artırdığını ortaya koyuyor. İngiltere pilot uygulamanın sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ise bir belediye kısa çalışma düzenine geçti bile. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? 10 saat. Haftanın 6 günü çalışıyorum. Uyanıyorum, işe gidiyorum. Akşama gelip geri uyuyorum. 17 bin 2 lira para alıyor. 8 saat çalışıyor, hesabını yap işte. 8 saat çalışıyordu paraya. Hayat işte geçiyor. Çalışanlar kendine vakit ayıramıyor. İngiltere'de 61 firmada haftada 4 gün mesai pilot olarak uygulandı. Araştırmanın sonuçları olumlu geldi. Çalışanların verimliliği arttı. Türkiye'de de Çalışma Bakanlığı'nın mesai saatini 45'ten 35, 40'a indireceği ileri sürüldü. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan düzenlemeye kapıları kapatmadı ama detayda vermedi. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın iş kanununun yeniden ele alınması konusunda bir açıklaması oldu. Biz de akabinde çalışma toplantılarımıza başladık. Bu süreç devam ediyor değerli arkadaşlar. Yani doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim. Daha kısa olsa daha iyi olmaz mı? Ya olur tabii ki. Spor yapıyorum. Çocuklar var. Çocuklara bakıyorum yani. Maaşlar ne kadar zaman kısası tabii ki. Vaktimiz yok bizim şu anda. Kendimize ayıracak sinemamız, tiyatromuz yok, öyle bir şeyimiz. İngiltere'de 61 şirket 2022 yılında 6 ay boyunca 5 yerine 4 gün mesaiye geçti. Araştırma sonuçları ise yeni açıklandı. Çalışanların veriminin arttığı, işten ayrılmanın azaldığı tespit edildi. Neredeyse tüm firmalar uygulamayı olumlu buldu.
31'i de kalıcı hale getirdiklerini duyurdu. Ya önemli olan verimli çalışmak zaten. İşimi yaptıktan sonra zaten kaç saat çalışsa önemli değil yani. Kısalsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani insanların biraz kendine de vakit ayırması gerektiğine inanıyorum. Sizin çocuklarınız için yapıyoruz. Türkiye'de ilk adımsa Mersin Mezitli Belediyesi'nden geldi. Haftada 45 saat olan çalışma süresi 40 saate düşürüldü. Belediye çalışanları memnun. Özel sektörün ise umudu yok. Mesai saatleri kısaltılsa bile bu kez de maaşlarında kesinti yapılacağından endişe ediyorlar. Özel sektörde olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen kesinti de olur. O şekilde devam ederler. O da iyi yansımaz bize. Adaletsizlik olur ama ülkede böyle ilerliyor her şey. Ankara'da bir ilkokulda 9 yaşındaki bir kız öğrencinin kafasını sıraya çarptıktan sonra fenalaştığı, saatlerce hastaneye götürülmediği öne sürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde Mira'nın beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Küçük kız yoğun bakımda yaşam savaşı verirken bakanlık ihmal iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı. Çocuğum ölümle pençe yaşıyor yavrum. Yardım edin. Yardım edin. Okulda beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki Mira için feryatlar. Okulun kapısına dayanan acılı ailenin iddiasına göre kızları okulda fenalaştı ama saatlerce müdahale edilmedi. Hastanede beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Aile ihmal iddiasını dile getirirken okul yönetimi sessiz. Sabahleyin ben normal bir şekilde çocuğumu okula gönderdim. Olay saat 11'de oluyor. Öğretmenden başım çok ağrıyor, bana buz getirin demiş. Ve ondan sonra birincini kaybetmiş. 3 saat sonra bize haber geliyor. Biz aldık ambulans çağırdık, hastaneye götürdük. 5 dakika geç kalsaymış çocuğumuz eksik oluyormuş. İddialar çok ciddi. Aile okula geldiğinde çocuklarının öğretmenler odasındaki masanın üzerine yatırıldığını, birincinin kapalı olduğunu ve saatlerce bu şekilde bekletilerek ambulans çağrılmadığını iddia ediyor. Birinci kayıp, altına işemiş çocuk, kusmuş. Ona rağmen benim kızımı öğretmenler ambulans çağıralım mı diye nasıl çağırmazsın ya? Gördüklerini saklayanlar, üstüne kapatmaya çalışanlar aynı suçun ortaklarıdır. Kimseye sen yaptın ya da o yaptı, öğretmen dövmüş, müdür dövmüş, Ahmet'in çocuğu vurmuş demiyorum. Bizim tek derdimiz bu çocuk saat 10.30'da kafasını sıraya vurmuş. Tamam, eyvallah, olabilir. 4 saat boyunca neden bize bilgi verilmedi? Ankara Keçiören ilçesinde bir ilkokulda 3. sınıf öğrencisiydi Mira Şahin. İddialara göre okulda başını çarptı, sonra fenalaştı. Aileye de geç haber verildi. Küçük kızın teyzesi okula gittiğinde ambulansı da o aradı. Bizi arayıp ya Mira kafasını sıraya vurdu ya da hastaneye getirdik. İşte çocuk düştü, haberiniz olsun, siz de hastaneye gelir misiniz deseler biz zaten geliriz. Biz bunu arıyoruz. Neden ihmal var? Ben öğretmen dövdü demiyorum ki ya da ben ihmalkarlığı arıyorum. Mira Şahin 22 Şubat Perşembe günü teneffüs saatinde sınıf içerisinde başını sıraya çarpması sonucu yaralanmış ve okul idarecileri tarafından ilk müdahale sonrasında Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılarak titizlikle sürdürülmektedir. Olay nasıl oldu? Düştü mü? Darp mı edildi? Eğer öyleyse kim yaptı? Şimdilik bu soruların yanıtı yok ama beyin kanaması geçiren ilkokul öğrencisi 7 saat süren ameliyatının ardından şu an yoğun bakımda, hastanede tedavi altında. Valilik sınıfta düştü, başını çarptı, soruşturma sürüyor açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı da adli ve idari soruşturma başlattı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. Sınıf öğretmeninin de ifadesi alındı. Ama Mira'ya ne oldu? Pedagog eşliğinde sınıf arkadaşlarına da sorulacak. İhmal var mı? Soruşturmalar sonrası ortaya çıkacak. Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki çocuğa tarikatta istismar davasında annesine, babasına, tarikat üyesine hapis cezaları verilmişti. Ancak istinaf mahkemesi verilen cezaları az buldu. Sanıklar yeniden yargılanacak. Çocuk istismarını atlatmayacağız. Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında istinaf mahkemesi kararı bozdu. Cezaların artırılmasını istedi. Sanıklar yeniden yargılanacak. Böyle bir karanlığı bu topluma dayatamayacaksınız, bunu normalleştirmeyeceğiz. İsmail Ağa cemaatinden Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşındaki kızını dini nikah adı altında tarikat üyesine vermişti.
Skandal patlak verdikten sonra yargılandı, 20 yıl hapis cezası aldı. Yıllarca küçük kızı istismar eden HKG'den 23 yaş büyük o tarikat üyesi Kadir İstekli'ye ise 30 yıl hapis cezası verildi. Tüm bunlara göz yuman anne Fatma Gümüşel de 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Duruşma esnasında dinlenen tanık beyanlarıyla da çocuğun 12 yaş altında olduğu sabittir. 6 yaşından itibaren istismara maruz kalan, büyüyünce hukuk mücadelesi başlatan HKG karara itiraz etti. Dosya istinafa taşındı. Küçük çocuğu yıllarca istismar eden Kadir İstekli'ye tek suçtan ceza verilmesine eksik buldu mahkeme. 2004-2013 yılları arası için çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 2020 yılı içinse eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından iki ayrı ceza verilmesi gerektiği vurgulandı kararda. Mağdur HKG'nin annesi Fatma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında da anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğine hükmedildi. Önceki karar bozuldu. 3 sanık yeniden yargılanacak. Tarikat, cemaat düzenine son. Bursa'da motosikletli iki genç ölümden döndü. O anları kendi kameraları kaydetti. Araçların solundan aslında bulunmamaları gereken şeritte hızla ilerliyordu gençler. Bir otomobil sola dönmek için manevra yaptı, motosiklete çarptı. İki genç metrelerce sürüklendi. Kurban olurum sana. Ben de sana kurban olurum. Ben sana olurum. Ben sana daha çok. Ya ben yapma ya. Eyvallah teyzeciğim. 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü bu videoyla tanınmıştı sosyal medyada. Mahsuni yine kayıttaydı aksiyon kamerasıyla. Bu kez arkadaşı kullanıyordu motosikleti. Yola çıkmadan önce aileleriyle de konuştular ama birkaç dakika sonra ölümden döndüler. Geliyor mu onlar? Şunu geliyor. Motosikletteki Mahsun İ ve Ömer Faruk K park halindeki otomobillere doğru savruldu. Oh! Yüzümü çok sürttüm. Bir yüzüme baksana. Niye de sürttün? Kask takmayan sürücünün yüzü kanlar içinde kaldı. Sağ olduğuna şükretti. Motosikletin sahibi Mahsun İ'yi ise kafasındaki kask korudu. Yere çöktü. Arkadaşına motosikletini kullandırdığı için kendine kızdı. Abi sende bir şey var mı? Abi bende hiçbir şey. Var mı abi? Böyle hayasla daha var mı? Gençler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi. Bir izleyicimize daha kulak verelim. 42 yıllık devlet memuruyum. Emeklinin halini gördükçe emekli olmaktan, yarınlardan korkuyorum. Keşke emekliye seyyanen 12 bin zam, birinci dereceye 3600 ek gösterge ki söz verilmişti. Verilse de emekli olsak, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal adalet yok ne yazık ki. Efendim, Türk pasaportu son 10 yılda değer kaybetti. Artık daha az ülkeye vizesiz girilebiliyor. Pasaportumuz bu süreçte en çok değer kaybeden ikinci pasaport oldu. Şu anda vize için bir sürü başvuru için para veriyoruz. Red cevabı alıyoruz. Bunları zaten sağlamakta zorluk çekerken bir de girebileceğimiz ülke sayısı azalmış. Nereye gideceksiniz? Eğer verirlerse bize İtalya'ya gideceğiz. Nasıl, zor mu işlemler, kolay mı? Zor değil, imkansıza yakın yani. Yani imkansıza yakın, alamıyoruz yani. Her gelişte sıkıntı. 2 ay, 3 aydan önce vize alamıyoruz. Nereye gideceksiniz? Polonya'ya gideceğim. Bir senedir bekliyorum randevu almak için. Kimi İtalya'ya, kimi Polonya'ya gidebilmek için aylarca beklemek zorunda. Türkiye'de vize almak giderek güçleşirken son 10 yılda Türk pasaportu dünyanın en çok değer kaybeden ikinci pasaportu oldu. Üzüldüm açıkçası. Gerçekten üzücü bir şey. Efendim, elinize evraklarınız, evet, vize başvurusu yapacaksınız. Evet. İçerisi kalabalık. Her zamanki gibi herkes vize başvurusunda bulunuyor. Ben de bulundum. Ülkem adına üzülüyorum. Bir de gençlerimiz şu an akın akın ülkeden gidiyor. Bu daha da üzücü bir şey. 38'den 52'ye çıktı. Siz biliyor musunuz? Takip ediyorum, evet. Ne düşünüyorsunuz? Ya Türkiye'nin işte ekonomik gidişatından dolayı, çünkü Türk parasının değeri çok düştüğü için. Londra merkezli pasaport endeksine göre Türk pasaportu son 10 yılda değer kaybetti. 2014-2024 yılları arasında Türk pasaportuyla girilemeyen ülkelere 14 ülke daha eklendi. Haliyle vize çabası da katlandı.
Yurt dışı hayali güzel ama vize almak zor. Öyle ki vize merkezleri kalabalık. Merkezlerde durum böyleyken Türk pasaportuyla girilemeyecek ülkelerin sayısı 38'den 52'ye yükseldi. Türkiye, Venezuela ile birlikte pasaportta en çok değer kaybeden iki ülkeden biri oldu. Bu red alma nereye kadar böyle gidecek? Gerçekten umutsuzlaşıyor bu kültürleri görmek, gezmek. Pasaportta en değerli 6 ülke ilk sırayı paylaşıyor. 194 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya ve Singapur pasaportları zirvede. Birkaç çeşit ülke vatandaşının pasaportu varsa senin yani benim pasaportumu en sona atıyor. Benim işlemimi en sona yapıyor. Vallahi bu başımızdaki siyasilerin şeyi. Yani demek ki onlar Türkiye'yi anlatamıyorlar. Fransa'da çiftçiler traktörleriyle başkent Paris'e girdi. Tarım fuarı açılışına gitmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Macron büyük şok yaşadı. Açılışa kısa süre kala öfkeli çiftçiler fuar alanını bastı. Çiftçiler tarım fuarını bastı, Macron istifa sloganları attı, ortalığı birbirine kattı. Fransa'da çiftçilerin öfkesi dinmiyor. Hükümetin verdiği sözleri ve attığı adımları yetersiz bulan çiftçiler, başkent Paris tarım fuarı öncesi harekete geçti. Çiftçiler traktörleriyle Paris'e girdi. Tarım Bakanlığı'na giden yolu kapattı. Öfkeli grup, Cumhurbaşkanı Macron'u ziyaret etmesinin planlandığı fuar önünde toplandı. Bir süre sonra bariyerleri aştı, alana girdi. Pankartlarla fuar alanını basan grup, Macron'un istifasını istedi. Hükümet karşıtı sloganlar attı, polise yumurta fırlattı. Gerginlik büyürken polis bazı çiftçileri gözaltına aldı. Olaylar nedeniyle fuarın açılışı ertelenirken Cumhurbaşkanı Macron çiftçi temsilcileriyle buluştu. Devamında fuara gitmeyi planlayan Fransız lider çiftçi sendikaları ve perakendecilerle görüşme niyetindeydi. Ancak sendikalar kabul etmeyince program iptal oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde soğuk ve karlı havada dağıtımı çıkan postacıyı sürpriz bekliyordu. Yaban hindisinin musallat olduğu talihsiz adam zor anlar yaşadı. Get back, get back, get back. Get out of here. Posta dağıtmaya çıktığı yaban hindisine hedef oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir postacı sabah erken saatte görevliydi. Evlere postaları dağıtırken hiç beklemediği bir durum yaşadı. Dağıtıma çıktığı bölgede bir yaban hindisine rast geldi. Çeşitli ses ve hareketlerle onu uzaklaştırmak istedi. Hindi uzaklaşmak yerine saldırıya geçti. Kara düşen postacı kızgındı. Hindi'yi kendisinden uzak tutmak için her yolu denedi. Ama Hindi'nin ne gitmeye ne de pes etmeye niyeti vardı. Talihsiz adam bir süre daha mücadele etti. Ancak ne yaptıysa Hindi'yi uzaklaştıramadı. Efendim bu gece Berat Kandili, Berat Kandiliniz mübarek olsun diyerek araya gidiyoruz. Efendim Now hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Now'da yayın dizimiz Kopuk'la final bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennetin, ezilir yanlar için bir başkadır.